Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsüsü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda her hafta yeni bir konu işliyoruz ve bu konumuzun hepsinin ortak merkezinde tabii ki açık veri oluyor ve açık veri teknoloji ilişkisiyle ilgili dijital külliyat yaratmaya çalışıyoruz. Biraz tabii ilerledikten sonra şöyle bir şey de düşündük. Dedik ki yani açık veri nedir, ne değildir diye de program yapalım. Ve tabii konu bu olunca bu kadar hani açık verinin belki de 101'i diyebileceğimiz konu olunca da tabii ki konuğumuz Doçent Doktor Şahika Eroğlu oldu. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederim hocam. Biz de kırmadınız, geldiniz. Çok mutlu olduk ve dedik ki herhalde en iyi bulacağımız isimlerden biz her zaman sizsiniz ve sağ olunuz. Birçok etkinliğimizde de bize her zaman destek oldunuz. Ben daha fazla zamanımız dar olduğu için ve konularımız da temel başlıkları olduğu için temel bir soruyla başlayacağım tabii ki bu etkinliğimize de. Açık veri nedir diyeceğim, soracağım. Evet, bu tanımı birçok yerde yapıyoruz. Burada da yapmakta fayda var. Bilinen en yaygın tanımıyla açık veri, herhangi bir kısıtlama ya da kontrol mekanizmasına tabi olmadan herkes tarafından ücretsiz ve serbestçe kullanılabilen, yeniden kullanılabilen ve dağıtılabilen verileri ifade ediyor. Yani insanların, şirketlerin ve kuruluşların yeni girişimler başlatmak, kalıpları ve eğilimleri analiz etmek, veriye dayalı kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için kullanabilecekleri, yeniden kullanabilecekleri, erişilebilir, halka açık veriler olarak da ifade edebiliriz. Evet, teşekkür ederim hocam bu tanımdan sonra. Peki açık veri nasıl ortaya çıktı? Yani bu tanımını yaptığımız kavram. Biz açık veri kavramının son yıllarda da sıkça duyuyoruz ve 2000'li yıllarla birlikte ortaya çıktığını düşünüyoruz ama bilgiye uygulanan ortak yarar fikri internetin icadından çok önce zaten teorize edilmişti. Bilgi sosyolojisi kurucusu olarak da bilinen Robert Merton kendi adını taşıyan teorisinde ilk defa bu işi teorize etti aslında. Merton, bilim insanlarının temel bilimsel değerlere bağlı oldukları için bağımsız bir topluluk haline dönüştüklerini savunmuştur. Bu değerleri de evrensellik, paylaşımcılık, tarafsızlık ve yöntemli şüphecilik olarak tanımlar. Bu değerler içerisinde paylaşımcılıkta bilimsel bilginin hiçbir bilim insanının tek elinde veya mülkiyetinde olamayacağını ifade eder. Ve bu noktada da bilimsel çalışmaların sonuçlarının şeffaf bir şekilde yayınlanmasını söyler, yayınlanması gerektiğini söyler. Yani teknik bir nesne veya işte siyasi bir hareket olmadan çok önce 1940'larla birlikte açık verinin köklerinin bilim camiasının pratiğine dayandığını söyleyebiliriz. Açıklığın ve veri paylaşımının yararını ilk anlayanların araştırmacılar olduğunu söyledik. Daha sonraları bugün bildiğimiz şekliyle açık verileri şekillendiren farklı ideallerin karşılaşması olmuştur aslında. Bu idealler örneğin açık kaynak, özgür yazılım, açık erişim gibi hareketlerin yanı sıra modern kamu yönetimlerindeki yönetişim ilkeleri olan şeffaflık, hesap verilebilirlik ve açık hesap verilebilirlik ve açıklık ilkeleridir. Ve 2000'li yılların başında yine kamu sektörü verileri üzerine yapılan çalışmalarında etkisi büyük olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte 2007 yılında 30 tane internet düşünürü ve aktivisti San Francisco'da, Sebastopol'de bir toplantı düzenliyor. Amaçları kamuya açık veri kavramını tanımlamak bu toplantıda ve bir amaçları da Amerika Birleşik Devletleri başkan adayları tarafından benimsenmesini sağlamak bu tanımın. Bunların arasında iki tane tanınmış kişi var, Tim O'Reilly ve Lawrence Lessig. Tim O'Reilly bildiğiniz gibi internet hareketinin yaratıcısı, açık kaynak ve pik sıfır gibi ifadeleri tanımlayan kişi. Lessig ise copyleft ve bilginin özgürce yayılması fikrine dayanan Creative Commons lisanslarının kurucusu. O toplantıda kamuya açık verileri tanımlamamızı ve değerlendirmemizi sağlayan, yani açık verileri tanımlamamızı ve değerlendirmemizi sağlayan ilkeler
oluşturuluyor. Ve bu ilkeler oluşturulurken de aslında çokça açık kaynak yaklaşımından ilham aldıklarını biliyoruz. Ve kavramı üç tane kavram üzerine kurguladıklarını biliyoruz. Bunlar açıklık, katılım ve işbirliği kavramları. Biliyoruz ki özgür yazılım, açık kaynak geliştirme sürecinde işbirliği yapan her programcı kaynak kodlarını paylaşan genel platformlar aracılığıyla bunu yapmaya davet edilirler. Ve başkalarının çalışmalarını bu platformlardan öğrenirler ve karşılığında da üretimini yeniden, yaptıkları üretimi yeniden paylaşmaları gerekir ve bu şekilde kolektif bir uzmanlık yaratılır. Açık veri de bu oluşumdan oldukça ilham almış. 2007'de bu toplantıda aslında kulağa rüya gibi geliyor söylenenler, ancak sonuç beklentileri çok aşmış. Bir yıldan daha uzun bir süre sonra Barack Obama Beyaz Saray'da göreve başlıyor. Üç tane başkanlık muhtırası imzalıyor ve bunlardan ikisi açık verilerin de dayanaklarının olduğu açık devletle ilgili. Bu açık devlet direktifi ile de aslında şeffaflık, katılım, işbirliği, açıklık kültürü kamunun kalbine açıkça yerleştirilmiş oldu. Bu yıldan itibaren de özellikle açık devlet verisi, açık devlet uygulamaları ile konuşulmaya başlandı açık veri. Akabinde de birçok ülke veri portallerini açtı. Günümüze kadar da açık veri uygulamaları gerek devlet, gerek özel sektör, gerek araştırma dünyasında hala yoğun bir şekilde çalışılmaya devam ediyor diye özetleyebilirim süreci. Çok teşekkürler hocam. Tabii bu süreç içerisinde açık veri kendi ekosistemini de oluşturmaya başladı. Evet. Ve iş bir yere kadar geldi ve gidişe tabi artıyor. Aslında az önce bu ekosistem aktörlerinden bahsettik biraz ama hani tekrar üzerine durmamız gerekirse bu açık veri ekosistemi neler dahildir? Açık veri ekosistemi deyince açık veri sağlayıcılarının ve tüketicilerinin aralarında etkileşime dayanan bir sistemden söz etmek mümkün. Burada sağlayıcılar dediğimiz, açık veri sağlayıcıları dediğimiz yapılar, örneğin kamu yönetimleri, bilimsel kaynaklar, özel sektör olarak tanımlanabilir. Ve bu sağlayıcılar arasında da en büyük paya kamu yönetimleri sahiptir. Çünkü ülkeler en geniş ölçekte ve çeşitlilikte veri üreten yapılardır. Kamu kurumları daha doğrusu. Dolayısıyla ekosistemin de en büyük sağlayıcısı kamu yönetimleridir. Tüketicilere baktığımız ise açık veri tüketicilerinin vatandaşlar, işte yazılım geliştiriciler, girişimciler, gazeteciler, veri bilimciler ya da araştırmacılar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemde sağlayıcılar ve tüketiciler arasında veri alışverişi neticesinde de verilerin kullanımı ve yeniden kullanımıyla da ekonomik ve sosyal değerler elde edilir ve bu döngü bir ekosistem çerçevesinde tanımlanmış olur. Evet hocam. Tabii açık verinin de yıllar içerisinde oluşmuş bir kendine has ilkeleri de söz konusu. Evet. Bu ilkeleri de derlersek nelerle başlayabiliriz? Yani açık verinin ilkeleri nelerdir hocam? Bu Sebastopol toplantısında şeffaflık, katılım, işbirliği kavramları üzerine açık veri kurgulandı dedik ama orada 8 tane de ilke belirlenmişti. Bu ilkeler işte veriyi, açık veriyi tanımlamamızı ve değerlendirmemizi sağlayan ilkeler aynı zamanda. Zamanla eklemeler de oldu ama bu 8 ilkeden bahsedecek olursak örneğin verinin tamlığı, verinin tam olması gerektiği, işte birincillik ilkesi, verinin mümkün olduğunca birincil kaynaklardan toplanması, birleştirilmiş veya değiştirilmiş olmaması, verinin güncel olması ilkesi, verinin erişilebilir olması, en geniş aralıktaki amaçlar ve kullanıcı kitlesine erişilebilir olması gibi, makinece işlenebilir olması, adil olması, herhangi bir kısıtlama olmadan erişiminin sağlanması, tescilsiz ve lisanssız olması açık verinin o dönem 2007'de belirlenen ilkeleridir. Evet hocam. Tabii bu temel ilkelerin çerçevesinde aslında birden hepimizin anlayabileceği seviyede de bir açık verinin özellikleri nedir diye de tersten başka bir şekilde aynı soruyu sormuş olayım size ama tabii bu ilkelerin her bir tanesi aslında birebir çalışma konusu. Fakat biz bir açık, elimize bir veri geldiği zaman biz o açık veri midir değil midir noktasında bunun özellikleri nasıl tanımlayabiliriz? Şöyle ki aslında biz açık veri tanımını yaparken
tanımın içerisinde saklıyoruz bu özellikleri. Mesela diyoruz ki işte veriler kullanılabilir ve erişilebilir olmalıdır. Yani ne demek bu? Verilerin makinece okunabilir olarak paylaşılması ve erişilme sunulması gerekir. Bunun yanı sıra sıkça şunu vurguluyoruz. Diyoruz ki yeniden kullanılabilir ve dağıtılabilir olmasıdır verinin. Bu ne demek? Açık formatlarda, yani kullanılabilen, kapalı formatlarda değil, açık formatlarda açık lisanslarla yeniden kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır. Yine aynı şekilde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamasını söylüyoruz ve herkes tarafından kullanılabilir olmasını söylüyoruz. Bu da aslında açık verinin vatandaşlara ya da kullanıcılara katılım sağlamasının temel prensibidir diye kısaca anlatabilirim. Evet hocam. Çok teşekkürler. Tekrar bir üzerine geçmiş olduk ve özetlemiş olduk konuyu. Burada aslında hepimizin böyle tartışmalı bir başka meselemiz daha var. Ara sıra tabii hukukçuların da biraz tartıştığı meselelerden birisi ama açık veri bir kamu malı mıdır? Çünkü ekosistemi az önce konuşurken aslında kamudan da bahsettik. Ana üreticilerinden bir tanesi olarak söyledik ama burada hani sizin kişisel kanaatiniz nedir burada? Yani gerçekten açık veri bir kamu malı mıdır? Aslında bu konuyu dediğiniz gibi fikri mülkiyet hukukçularının cevaplaması illaki daha uygun olacaktır ama kendi fikirlerim şu şekilde. Bu konu gerçekten alanda çok tartışmalı bir konu. Ve bu konuya kamu malı mıdır noktasına gelmeden önce aslında veri sahipliğinin tanımlanması ya da bunun irdelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kamu malı kavramı fikri mülkiyet haklarının geçerli olmadığı çalışmalardan oluşuyor. Yani biliyorsunuz ki bu haklar zamanla sona ermiş olabilir, kaybedilmiş olabilir ya da kişi fikri mülkiyet sahibi açıkça feragat etmiş olabilir vesaire. Sonuçta veri için bunu uyguladığımızda kamu malı mıdır diye söylemeden önce de verinin sahibi kim diye bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Verinin sahiplik hakları açık veride özellikle teknoloji, altyapı ve finansman kadar önemli olan ve açık verinin erişimi ve kullanımında oldukça önemli bir faktör. Biz bugün biliyoruz ki açık veri sahipliğini tanımlayan regülasyonlarda eksiklikler bulunuyor. Sizin de söylediğiniz gibi hala hukukçular arasında da tartışılıyor. Genel olarak dünyada da tartışmalı bir konu bu. Bu noktada da verilere erişme ve verileri yeniden kullanma konusunda belki de evrensel bir hakkın getirilmesi, sürdürülebilir bir açık veri ekosistemine ulaşmanın bir yolu olarak görülebilir. Çünkü sadece ülkedeki verilerden söz etmiyoruz artık. Sınır ötesi veri transferi gibi başlıklar da karşımızda. Sadece ülkemizdeki veriler değerli değil. Birçok ülkede konumlanan verilerle de yeni ürünler üretebiliyoruz. Dolayısıyla bunun evrensel bir hak olarak sürdürülmesi düşünülebilir. Yani fikri mülkiyet ve veri sahipliği etrafındaki yasal kavramları açık veri açısından yeniden düşünmemiz gerekiyor. Neden yeniden düşünmeliyiz? Burası da önemli. Çünkü bizim bugün bildiğimiz fikri mülkiyet kavramı basılı çağda geliştirildi. Dolayısıyla bilginin dijital veri olarak şekillendiği, makineler tarafından otomatik olarak işlendiği, daha kolay görece, daha maliyetsiz olarak yeniden üretilebildiği günümüzde yani bir orijinalden söz etmek daha zor. Burada dediğim gibi veri sahipliğinden ziyade veriler için katılım, belki evrensel erişim, yeniden erişim hakkı gibi alternatif kavramların geliştirilmesi düşünülebilir. Soruya tekrar dönecek olursak, elbette açık veri felsefesinin temelinde kamu kaynaklarıyla üretilen verilerin kamuyla paylaşılması düşüncesi yatıyor ama dediğim gibi bu konuların özellikle dijital ortamlara uyumlu bir şekilde regüle edilmesinin ve bu çerçevede tanımlamalarının yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Dünyada da
açık veri alanında bu noktada tartışmalar mevcut. Üzerine henüz konsensus sağlanmış bir tanımlama olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Evet, bir bakış açısıyla kamu malı olarak görülebilir ama bunu farklı tanımlamalarla, alternatif yaklaşımlarla ifade edilmesinin, çağa uygun bakış açıları ile desteklenmesinin önemi açık. Örneğin bu konuyla ilgili çok fazla davalar da olduğunu biliyoruz. Mesela LinkedIn ile veri şirketleri arasında Amerika'da 2019 yılında bir dava vardı. LinkedIn'in halka açık verilerini bir analitik şirketi işliyor ve LinkedIn de buna karşı dava açıyor. Ve kararda da daha sonra Amerika'da Temiz Mahkemesi halka açık verilerin, telif hakkıyla korunmayan verilerin adil bir şekilde kullanılabileceğini söylüyorlar ama her ülkede bu farklılık gösteriyor. Dolayısıyla daha kapsayıcı bir düzenlemeyle bunları düzenlemek daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii buraya kadar bahsettiğimiz konu çok önemli meseleler. Ama bu noktada da hani herkesin de anlaması adına tekrar ben size temel bir soru soracağım. Bizim açık verinin önemi nedir? Aslında açık verinin önemine değinmeden önce verinin belki ne kadar değerli bir varlık olduğunu anlamamız gerekiyor. Biz bugün biliyoruz ki insanoğlunun gelişiminin temelinde bilgi aktarımı yatıyor. Ve bu bilgilerin temeli de verilerle oluşuyor. Yani veri aslında yeni bir şey de değil. Ama elektronik ortamların gelişimiyle birlikte bugün dünyada hiç olmadığı kadar çok veri üretilmeye başlandı. Daha sonra verilerin özellikle işlenme teknolojilerinin gelişimiyle de insan hayatında yaşanan birçok soruna dair çözüm üretmede kullanılabilen değerli bir varlık haline dönüştüğünü görüyoruz. Veri önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü de bir varlık. Bugün birçok sektör devi topladıkları verilerle insan davranışlarına dahi yön veriyorlar. Ve bunun birçok örneği ve tartışması da mevcut günümüzde. Bu noktada da verinin bu denli önemli olduğu günümüzde bu verilerin kullanılmasına, işlenmesine izin veren, farklı bakış açıları ile değerlendirilmesini mümkün kılan şey verilerin açık olarak paylaşımı ve açık veri. Yani veri tabanlarında bekleyen verilerin, işlenmemiş verilerin aslına bakarsanız çok da değeri yok. Bu verilerin değerlenmesinin temel noktası yeniden kullanılabilmesinde. Burada da açık veri formunda paylaşılması gerekiyor tabii ki. Genel olarak biz literatürde ya da konuşurken açık verinin öneminden bahsederken hep şunları söylüyoruz. Diyoruz ki açık veri, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirliği destekler. İşbirliklerini ve katılımı destekler ve bu noktada da ekonomik ve sosyal değerler elde edilmesini sağlar. Ve özellikle ekonomik değer açısından önemine baktığınızda açık verinin ekonomiye katkısı onlarca çalışmada ortaya konmuş. Örneğin 2020 yılı itibariyle yaklaşık 78 milyar avro Avrupa Veri Portali'nde açık verinin pazar değerinin olacağı çalışılmış. Üretilen girişimci ekosisteminin desteklenmesi, yeni iş alanları ve istihdam oluşumuna katkısı ise muazzam biliyorsunuz açık verinin. Tüm bunların yanı sıra da sosyal getirileri her alanda, her konu başlığında karşımıza çıkıyor. Örneğin yayınlanan hava kirliliği iklim verilerinin insan davranışlarına etkisi söylenebilir. Bu veri setleriyle yapılan uygulamaların, portallerin çevreye daha duyarlı vatandaşlar olmamıza katkı sağladığı yapılan çalışmalarda gösteriliyor. Aynı şekilde enerji tüketimi verileri için de geçerli bu örnek. Yani bu örnekler, önemine dair örnekler sosyal ve ekonomik alanda çokça artırılabilir. Evet hocam. Aslında tabii konuşmamızda çeşitli örnekler verdiniz ama hani bizi dinleyenlerin hani bu ilk temel belki ilk defa açık veri nedir dinleyenlerin zihninde konunun somutlaşması için biraz da örnekler verebilir miyiz bu konuda? Tabii. Açık veri uygulamaları deyince, örnekleri deyince yüzlercesi aslında söz konusu. Yüzlercesinden bahsetmek mümkün.
Fakat şuna değinmekte fayda var. Genel olarak bu uygulamaların yaşanan sorunlara yönelik çözümler ürettiğini görüyoruz. Örneğin pandemi döneminde paylaşılan açık araştırma verileri ile kaynakların verimli kullanımından hastalığa yönelik aşı üretilmesine birçok alanda yararlanıldı ya da açık devlet verileriyle. Aşı üretiminin arkasında da açık olarak yayınlanan gen sıralaması verileri, mRNA, deney verileri üzerine yapılan çalışmalar olduğunu biliyoruz örneğin. Benzer şekilde yaşanan ve ihtiyaç duyulan birçok çözüm açık veriler sayesinde elde ediliyor. Örneğin şehir yaşamında toplanan trafik yoğunluğu bilgileri yine konum ve coğrafi verilerle birleştirilerek trafik sorununun çözümüne dair uygulamalar yapılabiliyor. Dediğim gibi bu uygulamalar çok farklı konularda ve çeşitlilikte. Çok daha özel bir örnek vermek gerekirse, örneğin Hollanda bir tarım ülkesi ve tarım alanlarında sel felaketlerini önlemek için iklim verileriyle iklim verilerinden, meteoroloji verilerinden ve geçmişteki taşkın verilerinden yararlanılarak taşkın önleme sistemleri kurgulanıyor. Dediğim gibi bu örnekleri artırılabiliriz. Her biri birbirinden değerli. Ama son olarak belki ortak noktalarını tekrar hatırlatmakta fayda var. Belirli bir zaman zarfında ortaya çıkan sorunlar ya da ihtiyaçlara çözüm üretmede katkı sağlamaları aslında ortak noktalarıdır diyebilirim. Evet, teşekkürler hocam örnekler için de bizim için biraz somutlaşmış oldu. Ve son olarak hani dünyada ve Türkiye'de açık veri yaklaşımında ne durumdayız? Bununla ilgili biraz sohbet edebilir misin? Tabii. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Açık Devlet Direktifinden sonra birçok ülkenin stratejilerini oluşturarak açık veri portallerini kurduklarını söylemiştik. Günümüzde de yaklaşık 100 kadar ülke bu portallerden verilerini sunuyor. Bunun yanı sıra birçok uluslararası kuruluş, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar açık verilerini sunuyor. Uluslararası haber ajansları aynı şekilde. Yine özel platformlar var açık verilerin sunulduğu. Kaggle, Wikipedia gibi özel platformlar. Gelinen noktada ise özellikle Avrupa Birliği gibi oluşumların açık veri üzerine yıllardır yaptıkları çalışmalar devam ediyor ve açık veri çalışmalarını farklı boyutlarıyla gerek regülasyonları, gerek stratejileri, gerek teknik altyapısı çalışmaları ile yaptıklarını biliyoruz. Örneğin Avrupa Birliği'nde verilerin kullanımı, verilerin verimli kullanımını geliştirmek için Avrupa Veri Ekonomisi oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. European Common Data Strategy ile özellikle ortak bir veri alanı, Avrupa genelinde ortak bir veri alanı oluşturmayı hedefliyorlar. Burada devlet verilerinin yanı sıra ve araştırma verilerinin yanı sıra özellikle özel sektör verilerini de bu işin içine katmaya çalışıyorlar ve böyle bir oluşum için çalışmalar yapılıyor. Biraz önce dediğim gibi şu an dünyada da pek çok soruna dair açık verilerle uygulamalar ve çözümler üretiliyor. Özellikle son dönemlerde dünyada da Türkiye'de de çokça duyduğumuz akıllı şehirler konsepti var. Bu çerçevede açık veriler ilişkilendiriliyor. Ve Türkiye'deki duruma baktığımızda da Türkiye'de de aslında özellikle açık devlet verisi çerçevesinde düşündüğümüzde konunun temel yasası olan bilgi edinme kanunumuz mevcut ya da anayasamızda bilgi edinme hakkımız tanımlı. Bunun yanı sıra 2006 yılından beri birçok stratejide, bilgi toplumu eylem stratejilerin, eylem planlarında, ulusal e-devlet stratejisinde, cumhurbaşkanlığı stratejilerinde açık veriyle ilgili açıklamaların, hedeflerin, eylemlerin, tanımlanmış eylemlerin var olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne bu görevin verilmesiyle açık veri projesi çerçevesinde bu işlemler yürütülüyor. Bunun yanı sıra son dönemlerde özellikle yerel yönetimlerin açık veri girişimlerini sıkça duymaya başladık.
Ve genel olarak da toparlamam gerekirse açık verinin aslında bir miktar çetrefilli bir konu olduğunu da söylemek mümkün tabi caizse. Çünkü biz teorik olarak ve yaptığımız çalışmalarda çok önemli olduğunu vesaire vurguluyoruz ama pratikte uygulanması zor da bir süreç. Çünkü konu sadece bir portal açıp verileri sunmaktan ibaret değil. Bu kısım aslında belki en kolay ve en görünür kısmı. Dediğim gibi biraz önce yerel yönetimlerde açık veri çabalarını son dönemlerde izliyoruz. Ama bunu bir PR malzemesi gibi olmaktan biraz daha öteye taşımak lazım. Yani orada yayınlanan verilerin gerçekten açık veri tanımlamalarına uygun veriler olması önemli. Açık verilerin çünkü sunulabilmesi için veri üreticilerinin iyi bir veri yönetimi pratiğine sahip olmaları gerekiyor. Yani doğru şekilde yönetilmemiş verilerin açık verilere dönüştürülmesi, toparlanması oldukça zahmetli bir iş. Bu konu o nedenle özellikle kurumlarda veri üretiminin başladığı andan itibaren politika ve stratejilerle, standartlarla yönetilmesi gereken bir süreç. Bunun dışında da regülasyonların açık veri uyumluluğu oldukça önemli. Yani genel olarak çok yönlü bir bakış açısı ile ve işbirliği ile ilerlemesi gereken bir süreç diye sözlerimi tamamlayabilirim. Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz cevaplar için. Gerçekten bizim için bir açık veri nedir ne değildir başlığında alabileceğimiz bütün cevapları almış olduk. Bu kısa sürede artık yettiği kadar diyelim. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Sayın Doçent Doktor Şahika Eroğlu'ydu. Kendisi açık veri nedir ne değildir diye konuştuk. Yine bir başka programda açık kürsümüzde açık veri teknolojisi ile ilgili bir başka konuda sizlerle birlikte olacağız. İyi günler.